Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Yani ben zeka ve hayal gücünden yeterince faydalanılmayan bir yerde Koç Arslan'la sigortada ne yapayım dedim. Efendim odaydı, maaştı falan. Bunların benim gözümde bir kıymeti yok. Maksat dünya medeniyetine katkıda bulunmak dedim. Yapma ya. İşte aman zaman gitme. Bize senin gibi kalifiye eleman lazım. Senin vizyonun bize yeter. Sacit falan dediler, ben hiç dinlemeden ayrıldım. Ya Osman seni kovmuş Sacit. Tazminat alsaydın Sacit. Onlarda bir para var. Ay ye bitmez yani. O kadar çok para var. Şahika sırf zevk uğruna mücevher alıyor biliyor musunuz? Sırf zevk uğruna. Ya ne tazminatı Burhan? Ben kovulmadım ki. Şimdi ben ısrar kıyamet ayrılacağım deyince tabii. Osman abi bari dedi hani çalışma arkadaşların motivasyonu bozulmasın. Ben seni çıkarmış olayım falan. Yani öyle gelişti olay. O zaman ben yanlış anladım Sacit. Şimdi bu arada baba, Osman şöyle bir şey söyledi. Sus artık Aslı. Bir dakika Sacit, kesme. Şimdi Osman'ın şöyle bir arzusu Aslı, var. Aslı, kuyumu kazma. Ya bir dakika Sacit, kesme. Aa. Şimdi Osman dedi ki eğer herkes için de... Aslı, intikamım çok acı olur kızım. Ay bir dakika Sacit, kesip durma beni. Aa, seninle alakalı değil, başka bir şey söyleyeceğim ya. Hasta mıdır nedir? Osman dedi ki bu hafta bir akşam size gelmek istiyorum, babanla görüşmek istiyorum. Önemli bir konuda dedi. Aferin. Biz zaten aramızda konuşmuştuk. Bir akşam gelin, tanışalım, konuşalım, anlaşalım demiştik. Hadi hayırlısı bakalım. Hayırlısı, hayırlısı mı? Ay çok şükür Allah'ıma. Gelsin, gelsin. Ay ne yazıldıysa o tebi gelsin. Ay çok şükür bugünleri de gördüm. Allah'ım sen nazardan sakla yarabbim ya. Nasıl da yakışıyorlar. Mavış bebekleri olur yenge. Ay Aslı, ilk çocuğunuza Burhan ismini koysanız gelin. Durun yahu, kendinizi kaybettiniz hemen. Fal yok, yumurta yok. Aslı ne dedi? Gelip isteyeceğim mi dedi sana? Ay başka niye gelip konuşsun Tahsin'cim? Hemen istemeyecek belki ama yani niyetim ciddi filan demeye gelecek herhalde. Hayır, kız ailesine niye konuşmaya gelinir? Ya hayır, öyle bir evlilik filan öyle bir şey konuşmadık biz ya. Zaten şu anda yani de arkadaş gibi bir şeyiz. Aileden izin almadan senden evlilik konuşur mu bu çocuk ayol? Aa, derli toplu bir adam, yol yordan biliyor. Ay hadi hayırlısı. Ay dur hemen gideyim Terzi Muhalla'yı arayayım telefonla. Niye anne? Affedersin, düğünde ne giyeceğim Aslı? Ha, ne giyeceğim? Aa, kadında sıra vardır. Şimdiden aramak lazım. Ben ne giyeceğim yenge? Ay dur şimdi sen. Aslı'cığım nerede oturacaksınız? Öyle uzaklara falan gitmeyin sakın ha. Ha? Öyle Çengelköy'de yalımalı almayın sakın ha. Yani burada Nişantaşı'nda böyle güzel bir ev bulun. Orada böyle yakın yakın oturun. Ben kızımdan ayrılamam. Ay. Çengelköy'e gitmesin bu kız. Niye gidiyor? Buralardan bir ev alsın o Osman denilen hıyar. Kim diyor o? Kim diyor o ya bu kızımızı burada götürüyor ya? Bir yere gitmesiniz, bir yere gitmesiniz demiyorum. Susun be! Aa, didirdiniz mi hepiniz? Kendinize gelin. Herkes dünden razı bakıyorum. Bir gelsin, konuşsun, bir dinleyelim, anlaşalım. Bakalım ben verecek miyim kızı? Ay Tahsin'cim, pırlanta gibi bir adam. Yaptırdıkları okulun kütüphanesine Aslı'nın adını vermişler. Ne asil, ne asil bir davranış. Ay Allah gönlüme göre verdi. Çok asil birisi. Çok yakışıklı. Çok. Çok kibar. Çok. Her şeyi çok. Ay Osman'a bir maaş kolayım acaba? Ay Burhan. Yazık ya, Aslı'nın şu meymenetsiz suratı bile gülecek sonunda kısmetse yenge. Niye meymenetsiz oluyorum Makbule abla ya? Ah yavrum, ben senin o meymenetsiz suratını bile özleyeceğim. Ya niye götürüyor bu çocuk ya? Niye Çengelköy'e götürüyor bu kızı ya? Çengelköy dünyanın öbür ucu değil mi? Ya Çengelköy nereden çıktı Burhan Bey? Aa. Kafayı yediniz hepiniz be. Aa. Herkes bir kendine gelsin bakayım. Aa. Ya Koç Arslan'ın ailesi önemli bir ailesi. Biz de önemli aileyiz. Aslı, Osman Bey cuma akşamı gelsin bir konuşsun, niyetini anlayalım bakalım. Aman İfo, ikramda kusur etmeyelim. Ne olur hiçbir konuda altta kalmayalım.
Şu perdeleri değiştirse miydik? Pek eskidiler. Yenge, gümüşleri parlatayım değil mi? Aa, gümüş dediğinde aklıma geldi. Ayol, gümüş buzkabı alacaktık. Tahsin bak, almadık. Rezil olacağız. Allah Allah. Sanki kral geliyor. Halbuki kral gidiyor. Sacit kral. Hadi eyvallah. Nereye gidiyorsun Sacit? Dükkana. Ay, sen dükkan mı açtın? Hadi hayırlısı olsun evladım. Yok, senin muhallebiciye gidiyor. Sen muhallebiciden ayrıldın ya. Biz oraya başkasını bulacağız. Nasıl yani? Canım, ayrıldım, yok vazgeçtim, çalışacağım, olmaz ki. Oyuncak mı bu? Kaç senelik müessese. Sen artık işsizsin. Kusura bakma. İşsiz miyim? Ben şimdi ne yapacağım bütün gün evde? Mahpudiye yengene yardım edeceksin. Ay evet Sacit, cumaya kadar bir sürü hazırlığımız var. Mahpule, sizin tarafın kapısı çalıyor. Ha tamam yenge. Bir şey diyeceğim, Sacit benim asistanım olsun. Ben onu yetiştireyim ha. Koç be. Asistan derken? Bittin sen Sacit. Ya bu kızı bu Osman Çengelköy'e götürmesin ya. Hiç aklıma yatmıyor benim. Ya da şöyle bir şey yapalım. Yalıda birer kat versin bize. Neşeyle kulerek biz de oturalım orada. Etiyen, cuma akşamı bu konuyu konuşalım. Unutma. Aa, İzzet, günaydın. Ne yapacağız biz Makbule? Ya takka bir gol bir yapma bunu İzzet ya. Kaçıncı dakikada yapayım? Sen söyle o zaman. Nasıl yani? Ya sabır taşımayayım ben Makbule. Ne zaman ayrılacaksın bu Burhan denen kakalaktan? Bu işler öyle ha deyince hiç olmuyor İzzet. E ne diyelim? He diyelim, ho diyelim, hoş diyelim. Hoş mu? Ya sana değil Makbulem, Burhan'a diyelim diyorum. Yanlış anlama beni. Bak İzzet, anacığım. Burhan Bey'in bana olan sevgisi çok derin ve çok köklü. Ben onunla münasebetimi bitirmeden sana hiçbir şeycikler diyemem. E ne zaman bitireceksin? Bu işler öyle kolay olmuyor anacığım. Adam hayat sigortasında ailesini sallamış bir tarafa. Ölürse para alayım diye benim ismimi vermiş, düşün ya. Hemen öldürelim o zaman. Bir taşla iki kuş. İzzet öyle deme ya. Ayıp denen bir şey var. Ya öldürsek kime ayıp olacak ki? He? Ya adam ailesini sallamış diyorsun. Ölü desen ölmüş olacak zaten. Hani bu durumda nezaket falan düşünecek hali olmaz yani. İzzet böyle şakalar yapmadan hoşlanmıyorum. Şaka derken? Bak İzzet, anacığım sen beni bir dinle. Tamam, ben de seni seviyorum. Ama Burhan Bey'le ilişkimi usulüne uygun bitirmeden sana hiçbir şey diyemem. Ne zaman ki ayrılırız, takkasına gel beni iste. Hadi ya. Tabii, ne demek? Ayıptır sorması, bunlar ne? Bunlar. Şey, biz depoyu boşaltıyoruz da. Hı-hı. Bunlar da kaç yıllık deri ceketler. 60 liraya veriyoruz. Yani aslı filan gelsin baksın. Beğendi olursa da alsın. Hı-hı. Ya vatan geminin malları işte. Hı-hı. Ay, günaydın kız. Ya bu yeni alışveriş merkezi beni benden aldı be. Kız. Ay Şahika, yine mi alışveriş yaptın? Hastalık vallahi sende bu ha. Ay ne var kız, belki harcıyorum. Ayrıca da iyi geliyor. Aldıkça aldıkça içimin yağları eriyor sanki böyle. Şahika, bence sen alışveriş koliksin. Böyle bir hastalık var biliyorsun değil mi? Neler aldım bakalım? 12 tane ayakkabı, 5 tane çanta aldım. Ay aldıkça bünyede böyle bir rahatlama, bir mayışma. Oo, sefam olsun. Hakikaten mutluluktan yanakları pembeleşmiş. Aa yok, onun sebebi o değil bebeğim. Detoks programım yeni bitti. Bütün vücudum toksin attı. Detoks mu? Şimdi bunun İngilizcesi detoxification. Ya ben duygularımı İngilizce daha iyi ifade ettiğim için. Ama Türkçe'de arınma manasına geliyor. Yani vücudundaki zehirli maddelerden kurtuluyorsun. Cildin güzelleşiyor filan. Teşekkür ederim Şahika da, ben bunları zaten biliyorum. Hatta ben bunların kitabını bile yazarım güzelim de. Ben detoks için bir merkeze gidilmesi gerekiyor sanıyordum. Yo bebeğim, hazır programlar var. Saat saat sana ne yapacağını söylüyor. Hazır tozlar var, karıştırıp suyla kafada döküyorsun. Kendin pişir, kendin arın. Hadi ya. Ne var? Bunu ben de yapabilirim. Böyle şeylere esas ben bilirim. Detoks zaten benim alanım.
Benim bundan niye daha önce haberim olmadı? Bak, lütfen hırs yapma canım. Lütfen hırs yapma. Ay kız, bu ayakkabıların bordosu da vardı be. Gidip onu alsam mı acaba? Aman yok ya, bunlar giyilir mi ya? Kim bilir hangi yıldan kalma bunlar. İzzet de ucuz diye bize kakalayacak yani. Ucuz mu? Ne ucuz ya? Hangisi ucuz? Ne? Anlamadım. Eski deri ceket getirmişler. Tanesi 60 YTL. 60 YTL mi? Vay anasını. Derisi de yumuşak ha. Pis kokuyor. Çünkü gerçek deri çok pis kokar. İnci gizil. Ay biraz renkli bunlar ama. Aa, renk bana gidiyor. Bak şöyle daha iyi tarif etmek açısından böyle bir bak. Ben şimdi açık kumral, İngiliz tipi, saz benizli bir tip olduğum için renk bana gidiyor. Esmer olsam gitmez mesela. Tanrı verdiği gibi kara kuru bir şey olsam hiç yavuşmaz. Ha, Tanrı verdiği yakışmıyor mu hiçbir şey? Yok, onu olmaz. O hiç yavaşıklı değil. O olmaz. Ben çok yavaşıklıyım. Ben mesela çuval giysem yakışıyor. Çünkü çok iyi taşıyorum. Manken gibi bir vücudum var. Evet. Şimdi acaba indirim yapıyorlar mı? İki tane alsam. Ay. Ya. İyi oldu ya. Ay. Asıyorum. Nasıl buldun? Yani 80'li yıllarda ve kadın olsaydınız çok şık olmuştunuz da. Ne demek şimdi bu? Yani biraz iddialı mı acaba bu model diye? He. İddialı buldun değil mi? Hani. O zaman ben de iddialı ortamlarda giyerim. Ne var? Mesela cuma akşamı Osman Bey geliyor. O iddialı bir ortam olduğu için ben de iddialı bir kıyafet giyebilirim. Çünkü iddialı bir ortam. İddialı kıyafet gerektirir yani bence. Değil mi? Olabilir. Ay. Çok güzel oldu ya. Ay. Ay çok güzel ya. Derisi de çok yumuşacık. Baksana. Ay çok güzel ya. 50'ye verseler alayım bir hacı. Yapmazlar mı bir indirim? Ne olur bordosunu alayım be. Ne olur. Ya bacım, aynısının 6 tane renginden almışsın. Manyak mısın sen? Ay bordosu da kalsın şekerim. Bordo ayakkabı koleksiyonum var. Ay hasta vallahi bu be. Ya ben de memnun değilim bu alışveriş hastalığımdan. Lütfen beni engelleyin arkadaşlar. Ama şöyle ki... Şimdi bu bordo ayakkabı... Yılan derisi olduğu için... Ha böyle... Önü açık olduğu için... Ay dayanamayacağım! Ay ne olur alayım, ne olur. Arkadaşlar, boşuna uğraşmayın. Bu eskiden de böyleydi. Hayatımızda bir kere öğle yemeğine çıktık. Restorana gidene kadar 50 metrelik yolda... tam 1 saat alışveriş yaptı ya o. Bakıyorum o günü unutamıyorsun Kubi. Nasıl unutabilirim Şayka Hanım? Ondan sonra Kubilay Şayka'ya aşık diye bir dedikodu çıkardın. Ve ben tam 1 yıl, evet 1 yıl bu kara lekeyi bünyemden atamadım canım. O zamanlar tabii detoks da yoktu. Sen kendin kara lekesin gerizekalının başkanı. Çırpı bacaklı karın gibi sen de kafayı detoksa taksan ne yazar? Sen karımı kıskanıyorsun canım. Evet. Sen benimle evlenemedin ama yaprak evlendi diye kıskançlığından çatlıyorsun ya. Hadi be. Hop. Çüş. Bay Peynircioğlu. Efendi. Rahat mısın sen be? Sen rahat mısın oğlum? Ben var ya seni. Aşağıdaki ayakkabıcı ucuzluğa girmiş. Allah!
İnanamıyorum, çok güçlü ya. Sıkı tutamı direniyor. Benim işi asla bitmez Sacit. Bunu hiçbir zaman unutma. Niye yapıyoruz onu? Soru sorma, beni dinle. Peki, peki. Bak, bir yer temizlenirken öteki taraf kirlenir. Sen yemek yaparken birileri önceki yemeği yer. Yani ev işi yapmak bir savaştır. Ve bu işin sırrı asla pes etmemektir. Ha, sürekli saldırı yani. Ha? Taarruz mu? Yoksa sürekli savunma mı? Çünkü en iyi savunma sürekli saldırıdır derler yani, o bakımdan. Ya beni lafa tutma Sacit ya. Hadi ya, bir sürü işimiz var, hadi. Bir, iki, bir, iki. Hop, başla. Zevka, zevka. Oh! Ayna gibi olacak. Böyle baktığında kendini göreceksin. Ya normal ayna kullansak olmaz mı? Daha pratik. Allah Allah, her şeyi de bir uzaktan kumandana bulaştırma ya gümüş parlatıcıyı. Kumandana bulaştırır mıyım? Koskoca kumandan. Emirlerini bekliyoruz. Savaştayız ya. Papuç gibi sarma sen. Yap. Ya ağza girebilecek kadar küçük olması yetmez mi yani? Parmak çocuk için mi yapıyoruz bu dolmaları biz ya? Ay Allah'ım ya! Pırıl pırıl yap. Sacit, parmak izi kalmasın. Niye? Kimliğimizi mi tespit ederler? Şşt, hiçbir yapma, eğitimdesin sen. Ay! Nasıl buldunuz Şahika Hanım? Bir moda otoritesi olarak düşüncelerinizi almak istediğimi nasıl buldunuz? Çok merak ediyorum. Ay Burhan'ım, kız yıkılıyorsun be. Var ya, İstanbul'da erkekler hiç böyle giyinmiyorlar. Halbuki Londra'ya falan git, bir sürü böyle giyinmiş adam kol kola geziyor. Teveccühünüz. Ay çok heyecanlandım. Ben beğeneceğinizi hiç düşünmemiştim. Gerçekten gümbür gümbür atışalı. Var ya, şimdi Allah yukarıda. Ben senin giyim tarzını bugüne kadar kasaba esnafı olarak tanımlıyordum. Kasaba esnafı mı? Ama şu anda bebeğim, resmen kendi tarzını yaratmışsın. Budur bence Burhan. Sen busun kızım. Ay Rilinto, gerçekten mi ya? Ay çok sevindim. Kendi moda çizgimi en sonunda buldum demek ki. Hemen bunun açık mavisi de var, onu da almalıyım. Yaz, kış hepsini giyerim Hohan'a kadar. Ay çok sevindim. Ay Burhan, dikkat et, alışverişe çok takılma bebeğim. Vallahi bir takılırsın iflas edersin ha. Vallahi bende bu bir hastalık. Babam diyor ki, vallahi sen evi köyü böyle yiye yiye bitireceksin, müflisin başkanı diyor. Yok yok, ben çok tutumluyumdur. Hesabımı kitabımı iyi bilirim. Mesela şey, bu ceketi sizce ben kaça aldım? Ne bileyim ben. Tahmin ediyor. 1,5. Oh, o ne ya o? Nadir yukarıda, in aşağı in. 750. O da yukarıdaymış ya, in. 500. Ay, hep yukarıda ya. İn diyorum ya. 400. İn Allah'ım ya Rabbim ya. 300. İn dedik lan, in sen aşağı. Ne diyorsun sen be, terbiyesiz mi başkanım? Lan mı dedin sen bana? 60 TL KDV dahil. Ne? Evet. Sudan ucuz be. Evet, biliyorum. Onun için ben açık mavisini de almalıyım. Yani 5 gün boyunca sadece bunları suya karıştırıp içiyorsun, yemek yemiyorsun ve vücudun tüm toksinlerden arınıyor. Ay peki aç kalmayacak mısın şekerim? Hayır Fatoş. Eğer Şahika yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Bu işlere esas ben bilirim. Detoksuma şu anda başlıyorum. Ben güğümü özüne yediyem. Hem annemi hem babamı. Ne yapıyorsun kardeş teyzem, bu ne ya? Bak benimkileri minik 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 ya. Bak,
Bir kaşığa tam 20 tane mantı sığacak. Öyle küçük yapacaksın. Abla hatırlatırım bak, biz Japon değiliz. Ya niye her şey bu kadar küçük olmak zorunda ya? Dolmalar küçük, mantı küçük, öf! Makbul öyle de ondan. Normalinde bir kaşığa 40 tane sığması gerekir de biz 20 yapıyoruz, tembel işi. Allah Allah, ya sonuçta bunlar yarım saat içinde hapur hupur yenecek. Yazık değil mi ya? Hep söylerim kardeşciğim. Mantı suya yazılan yazıdır. Tiyatro değil miydi o ya? Ben onu bilmiyorum anacığım. Ben sadece mantıyı biliyorum. Hey, annem, hey, babam, ben yürüyemem. Şarkı Hanım, dikkat ettiniz mi? Herkes ceketime bakıyor ya. Nasıl bir tarzsa artık bu. Öyle bir şey yaptım herhalde. Erkan, ne olacak benim bu halim? Ay ne var ki Şarkı Hanım, kilo olarak mı? Ne kilosu be Angut? Ne var kilomda? Ay yok, tabii ki bir şey yok. Zaten kadın dediğim böyle etine dolgun olmalı. Ele avuca gelmeli böyle, taşmalı olsun. Hüş, bu dediklerini duymamış olacağım Burhan. Yahu alışveriş hastalığı mı diyorum ya? Tutamıyorum kendimi kızım. Ay evet Şayka Hanım, ben de ona değinmek istiyorum. Çok gereksiz para harcıyorsunuz. Milli seyret uçup gidiyor. Sizin ayakkabılarınıza verdiğiniz parayla ben Nişantaşı'nın göbeğine apartmanda girdim vallahi. Bana bak Burhan, sen benim harcamalarımdan sorumlu müdür olsana be. Ha? Bak kredi kartım, param sende dursun. İhtiyacım olduğu zaman senden alayım. Hadi be bebeğim. Ay, bindin mi? Ha, haşlık gibi. Yani sen sor bana mesela, buna niye ihtiyacınız var diye. Eğer ihtiyacım yoksa bana para verme. Tamam. Ha bebeğim, ne dersin? Ne olur kız, yoksa babam beni kredi kartımın limitiyle dövecek yakında. Ah, es bilmem ki. Size karşı da bir zaafım olduğu için benim... Nezaket yapma ha. Beni kararlılığınla döv bebeğim. Estağfurullah Şayka Hanım, Burhan kulunuz her zaman sizin emrinizdir. Ay sus be! Kırılıp dökülme aa! İsrafsa israf diyeceksin Burhan, bana para vermeyeceksin. Yemin et gereksiz harcama yaptırmayacağını. Peki efendim. Gereksiz harcama yaptırırsam... Şöyle böyle olayım de. Gereksiz para harcama yaptırırsam... Tamam. Yamulayım, böyle gezeyim de. Ah, yamulayım, böyle gezeyim de. Gözümdeki kıllar burnumun üstünde çıksın de. Ama şey, neyse. Bu gözümdeki kıllar burnunun tepesinde çıksın. Hala inandırıcı değil Burhan. Şayka Hanım'a gereksiz harcama yaptırırsam... ...kulaklarım ayaklarımla yer değiştirsin de. Eğer Şayka Hanım'a gereksiz para harcatırsam... ...ayaklarım kulaklarımla yer değiştirsin. Ya. Ha? Yani aman ya, tedirgin oldum Şayka Hanım. Çirkin çirkin resimler gözümün önüne geliyor. Ve rüyalarıma girecek ve hiç anlaşıl diyeyim. Tamam efendim, sağ ol. Tamam efendim. Sacit. Ne yaptım yine be? Bunlar böyle mi duruyordu ha? Nasıldı? Bak şu lambanın çıt çıtı tam yengemin eline attığı yerde çıt çıt burada olacak. Altındaki örtü böyle ucu dayıma bakacak. Bu kedi de al kendin yerleştir. Böyle hafif lambaya değmeden aslıyı kesecek. Niye? Kedi aslıyı mı beğeniyor? Ya siz nasıl bir masal dünyasında yaşıyorsunuz ya? Biz evden çıkınca biblolar canlanıyor mu? Siz vallahi evde otura otura kafayı yemişsiniz resmen. Hadi sadece çok konuşma, kediyi yerleştir. Hadi göreyim, göreyim. Oldu mu? Birazcık daha yamuk, yamuk. Oldu mu? Çok oldu, geri al. Aa abla, Tibet'e gidip zen bahçesi yapalım daha iyi. Ya bu nedir böyle milimetrik durumlar be? Of, bunun adı tertip kardeşciğim. Yok, bunun adı resmen simetromani. Tabii hastalık bu, bunun tedavisi falan var ya. Ay çok konuşuyorsun Sacit. Hadi hadi hızla ilerlememiz gerekiyor. Daha halıların saçaklarını tarayacaksın. Pardon, ne yapacağım? Halıların saçağının kendi tarağı var. Dağınık mı dursunlar ya? Biz her gün onları tarıyoruz.
Arıların saçaklarını tarıyorsunuz. Böyle ortadan, yandan ayırma falan, öyle böyle hani seçtiğiniz bir model var mı özel? Böyle düz. Röfle falan. Ne diyorsun Sacit ya? Ya sen ne diyorsun abla? Sen ne diyorsun ya? Siz deli misiniz be? Sizin ruh sağlığınız nasıl yerinde kalıyor ya? Allah Allah, bu kadın olmak ne berbat bir şeymiş kardeşim böyle. Abla bu nasıl bir hayattır ya? Ya ben muhallebiciyi çok özledim. Ya öf, çok özledim ya. Muhallebicim benim ya. Ay. Senin miydi bu çeketler? Tahmin etmeliydim. İyi, ne yapalım? Helalinden ben sana 50 papel vereyim ha hacı. Çıkar ver ceketi. Niye? Çıkar ver lan. Niye veriyorum ya? Fiyatına mı bakacaksın? Ha? Niye olduğunu anlamadım. Hadi güle güle. Hadi. Niye ya? Ne oldu ceketi şimdi? Yok böyle bir ceket lan. E orada duruyor ya. Ya bende sana satılacak ceket yok kardeşim. Aa, hiç böyle bir tüccara yavaşacak hareketler değil bir defa. Tüccar kılıklı adam böyle düşünmez. Duygularını her zaman böyle biraz geriye doğru itmelisin. Ben sadece zavallı bir müşteriyim, bunu unutma. Ulan defol git, kafamı bozma benim ha. E o zaman 60 vereyim sana. Ya sen ne yapışkan bir adamsın ya. Vermiyorum ceketi, ben giyeceğim, var mı? Ama bana çok yakıştı ya. He, çok yakıştı. Şaptın şeker oldun. Bas git lan. E o zaman şey, ben açık mavisini de alacağım. İki tane alacağım. Yağlı müşteri ya, cebim para dolu. Defol git, döverim şimdi seni burada ha. Dediğin gibi olsun. Yalnız bu yaklaşımın hiç profesyonelce değil. Onu sana söyleyeyim. Çünkü bu ceket var ya, bu ceket. Bu ceket bir defa bana çok yağıştı. Anladın mı? Çünkü benim tarzım. Bu ceket yok mu? Bu... Evet. Lan! Hırsız! Gel lan buraya! Ben buraya ya. Çimen karışımı, ihtiyacım olan tüm vitaminler ve mineraller. Yaprak, bir tanem. Bu detoks, baş dönmesi, kusma, üşüme, titreme gibi yan etkiler yapıyormuş canım. Olabilir ama Şahika başardıysa ben de başarabilirim. Ay yaprak, nasıl içeceksin onları? Hayır, daha da önemlisi insan yemek yemeden yaşayamaz ki kardeşim. Bari en azından sabahlara bir tost ye, ne bileyim azıcık tutsun yani. Çok mersi, çöp yemiyorum. Tahsin'cim, yarın adam akıllı bir alışveriş yapalım, erzak alalım eve. Osman Bey'e çok iyi ikram yapmamız lazım. Yapalım, yapalım. Aslı konuşmuş mu? Konuşmuş, konuşmuş. Cuma günü benim için de müsait demiş çocuk. Hadi bakalım. Ay, acaba bir yüzük falan takar mı? Sacit, senin günün nasıl geçti? Hiç işte dayı, yani evde oturmak iş dünyası gibi değil tabii, rahat. İyi akşamlar Makbule abla. İyi akşamlar. İyi akşamlar bacım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Size de. Aa, ne haber abi? Rahatsız etmiyoruz değil mi Tahsin amca? Bir konuyu konuşmaya geldik. Buyurun buyurun, gelin bakalım. Hayrola? Ya, ağlaya basmadan yalnız, da saçakları yeni taradık. Pardon, bir dakika bakar mısınız? Evet, çok özür dilerim. Tanıyamadım ben ya. Neslihan Yargıcı değil mi siyahların kadını? Evet, çok özür dilerim. Sizi böyle durdurdum aniden ama... bu ceket müthiş bir şey. Olağanüstü bir şey. Bu nereden buldunuz? Aa, beğendiniz mi? Aa, bence de çok güzel ama çok iyi taşıyorum. Ondan ölebilir. Süper bir şey. Siz bunun farkında değilsiniz. Bu müthiş bir parça. Bu bir hakiki retro. Aa. Beni çok heyecanlandırıyor. Müthiş bir şey. Süper. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu rengi giymek büyük cesaret ister. Vallahi bravo size. Aa, sağ ol. Süper, tatlım. Süper, sağ süper. Ol. Moda konusunda cesur olmak gerekiyor. Yoksa insanın kendi çizgisi olmuyor yani. Aynen katılıyorum. Aynı fikirdeyim.
hiçbir şeyden etkilenmeyin ve kendi çizginizde gidin. Çok teşekkür tamam ederim. Siz de kendi bu siyah çizginizden kesinlikle vazgeçmeyin. Bağlantıyı kopartmayalım. Çak! Lanç yaparız peki. Hadi görüşürüz. Hadi baba. Hadi baba. Araşırız. Tamam, araşırız. Ay anasını ya. Moda dünyasına, bodoslama daldım Burhan. Burhan, burada mısın Burhan? Ya ne kadar ceket, nasıl bir ceketmiş bu? Kimse yaptırmam bunu! Benim ulan bu! Benim! Kimse yaptırmam bunu!